Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca danssiz deyin kanda sana ders Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizliğine hoş geldiniz. Bugün toplam fark formülleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Öğretici test 7. Birinci soruyla başlıyoruz. Sinüs 35 çarpı kosinüs 25 artı sinüs 25 çarpı kosinüs 35'in değeri kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar bir sinüs, bir kosinüs şeklinde e, giden bir ifade varsa bu sinüs toplam açılımına eşittir. Şimdi açılarımız birisi 35, birisi 25, aradaki işaretimizde artı olduğundan dolayı aslında sinüsün toplam açılımı şuradaki açı 35, şuradaki açı da 25'e eşit. Bunu da toplarsak sinüs 60 eşit olacaktır. Sinüs 60'ın değeri ise kök 3 bölü 2'dir. O yüzden doğru seçeneğimiz Edirne olacaktır. İkinci sorumuz sinüs 47 çarpı sinüs 43 eksi kosinüs 47 çarpı kosinüs 43. Şimdi iki tane kosinüs iki tane sinüs olursa arkadaşlar bu kosinüs açılımıdır. Ama bunu yapmadan önce eksi parantezine alıp kosinüsü de ön tarafa çekersek. Yani bu kosinüs 47 çarpı kosinüs 43. Bu eksi olacaktır. Sinüs 47 çarpı sinüs 43. Şimdi eksi parantezinde kosinüs kosinüs sinüs sinüs kesinlikle kosinüs açılımı. Aradaki açı eksi ise kosinüste de işaret değişiyordu. Demek ki şuradaki işaretimiz artı olacak. 47 ve 43 dediğimiz açılar burada. Bunu da düzenlersek eksi parantezinde kosinüs 47 ile 43'ün toplamı 90 olur. Kosinüs 90. Kosinüs 90'ın değeri de 0 eşittir. O zaman cevabımız 0 gelecektir. Doğru yanıt denizde. Üçüncü sorumuz tanjant 17 artı tanjant 13 bölü tanjant 17 çarpı tanjant 13 eksi 1. Şimdi şuraya tanjantın toplam formülünü yazalım arkadaşlar. Toplam formülünde bu. Arada artı olduğunda bir tanjantları topluyoruz. Tanjant x artı tanjant y diyeceğiz. Payda kısmında ise 1 eksi. Burada artı varsa burada eksi olacak. Bir de bu ifadeleri çarpıyoruz. Tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi biz bunun buna benzemesini istiyorsak, şu alt tarafı bir eksi bir parantezine alırsak, burası tanjant 17 artı tanjant 13 bölü eksi parantezinde, burası bir eksi tanjant 17 çarpı tanjant 13. Dikkat ederseniz arkadaşlar, şunun hepsi aslında tanjant açılımına eşit, önüne eksi gelecek, eksi tanjant Aradaki işaret artı olduğundan dolayı demek ki toplam olacaktır. Yani burası 17 artı 13 eşit. Düzenlersek eksi tanjant 30 olur. Tanjant 30'un değeri kök 3 bölü 3'e eşittir. O yüzden aradığımız doğru yanıt Bursa olacaktır. Kosinüs x artı 45 çarpı kosinüs x eksi 45 artı sinüs x 45 çarpı sinüs x 45. Şimdi kosinüs kosinüs arkasına iki tane sinüs, sinüs çarpımı var. Bu kosinüs açılımı olacak. Kosinüs. Şimdi şuradaki işaret artıysa şunların arasındaki işaret kesinlikle eksidir. Ve iki tane açı yani bir tane şurada x artı 45 diye bir açımız varmış. Şuradaki açımız ise x eksi 45'e eşit. Şimdi bunu düzenlersek burası kosinüs x artı 45 eksi içeriye dağıtırsak şuradaki burası eksi x artı 45 gelir. Düzenlediğimiz zaman bunlar birbirini götürecek. Burası kosinüs 90 olacak. Kosinüs 90'ın değeri ise 0. Doğacağımız C. 5. sorumuz. Tanjant alfanın değeri 3. Tanjant betanın değeri 2. Alfa artı beta toplamı kaç derecedir? Şimdi alfa artı beta'nı beta dediğimiz değeri m'ye eşitleyelim. m'nin değerini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Burada her iki tarafın tanjantını alırsak eşitlikte bir değişiklik olmayacak. Şimdi burada şu sol tarafın açılımını yaparsak tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta'ya eşit. Bu da eşittir tanjant m değeri. Bunların değerleri zaten verilmiş. Bunları yerine yazacağız. Burası 3 artı 2 bölü. Burası da 1 eksi 3 çarpı 2. Eşittir tanjant m. Üst taraf 5. Alt taraf hesaplarsak eksi 5 gelir oranladığımız zaman eksi 1 eşittir tanjant m değerine. Tanjantın eksi 1 olduğu ikinci bölgedeki açı değeri 135 olduğundan dolayı aradığımız m değeri 135 gelecektir. Doğru yanıtımız denizli. Son sorumuz. Kosinüs 4x çarpı kosinüs x eksi sinüs x çarpı sinüs 4x eşittir 1 bölü 2 x'in en küçük pozitif değeri kaçtır? Şimdi toplam fark formülü 2 kosinüs 2 sinüs şeklinde devam ettiğine göre bu kosinüs olacaktır. Şu aradaki işaret eksi ise demek ki onların arasındaki işaret artıymış arkadaşlar. Kosinüs de çünkü işaret değişiyordu. Şuradaki açı değeri 4x şuradaki de açı değeri de x olacak. Bu da eşittir 1 bölü 2. Burası kosinüs x eşittir 1 bölü 2 olur. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açı değeri 60'tır. O yüzden şu 5x dediğimiz açının 60 eşit olması lazım. 60'ı da 5'e böldüğümüz zaman aradığımız en küçük açı değeri 12 gelecektir. Evet arkadaşlar güzel bir soruyla bitirdik. Toplam fark formülleri ile ilgili bugün video çektik arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. İki tane kosinüs ve arkasında iki tane sinüs varsa kosinüs açılımı. Bir sinüs bir kosinüs şeklinde devam ediyorsa sinüs açılımı. Tanjantta zaten arkadaşlar bir e, arada artı varsa tanjantın toplam. Arada eksi varsa üst tarafta pay kısmında tanjantın fark formülü olduğunu görüp ona göre çözümlerini yapmamız gerekiyor. Evet bir sonraki yine videoda görüşene kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.